CV Enerji Tarık Sarvan her bir şeyi sunar. Umuda yolculukların kahramanlarıyız. Her güne umutla uyanır, her yola umutla çıkarız. Mutluluk olsun isteriz hep menzilde. Bu sebeptendir duramayışımız. Durdurak bilmeden yol alışımız. Her bir şey başlıyor. Ekran başında bizleri izleyen herkese merhaba. Yine sizler için çok renkli bir her bir şey programı hazırladık. Dilerseniz şimdi televizyonların sesini bir açalım. Hayata dair her bir şey başlasın. Karasu'nun en iyi yaptığı şey konuşmaktır. Gerçi konuşurken ne anlattığı pek anlaşılmaz fakat sizlerin katılımıyla pek bir hoş oluyor. İşte Karasu'yla hoş sohbet başlıyor. Bu sıcakta siyahları giymişsin. Pişmiyor musun ya? Pişiyoruz ama ne yapalım? Kiloyu belli etmesin diye giydim. Sevgili izleyenlerim, genelde biz Türk erkeklerinde göbeği belletmemek için hep kamuflajda hangi rengi giyiyoruz abi? Siyah. Siyah giyiyoruz. Demek ki yenge hanım herhalde eşiniz. Evet, eşiniz. Değil mi? Siz ne diyorsunuz böyle bu haline? Güzel duruyor, hoş duruyor. Abi o zaman olay bitti. Ne giyse yakışıyor. Efendim? Ne giyse yakışır. E tamam abi o zaman, sıkıntı nerede? Sıkıntı yok ya işte. Sıkıntıyı siz yaptınız. Efendim? Sıkıntıyı siz yaptınız. Allah kahretsin beni, ben olmam. Bir kere oğlumla çektiniz, yayınlamadınız. Aa! Bismillahirrahmanirrahim. Yok abla öyle bir şey. Hayatta olmaz bizde. Resimlerimiz bile var. Öyle mi? Tabii. Biz nasıl kötü bir hata yapmışız abi? Falan izledik. Aa. Ya izlemeye çalıştım, aradım. Bak şimdi buradan sevgili yönetmenime sesleniyorum. Memoli, ablamı duydun değil mi? Çekmişiz ya, hep bu işin suçu günahı bizim yönetmende. Tabii. Ama şimdi buradan yönetmene diyorum ki ablamı yayınla diyorum. Sen şu an ekrandasın. Onu dedik ya, artık notu attık. Yani yayınla ama bak, boşu boşuna konuşturma bizi. Yok, boşu boşuna olur mu? Tatil var mıydı bu yıl? Bir tatil vardı. Evet. Nerelerdeydik abi? Memleket nere bu ara? Ben Kayseri. Yani aslen Sivas'ta, doğma büyüme Kayseri. Siz? Sivas. Sivas. Ama Kayseri. Herhalde Sivas, Kayseri denince genelde aklıma ya Gemerek geliyor ya Şarkışla geliyor. Kayseri'ye daha yakın. Şarkışlalıyız zaten. Değil mi? Yani Şarkışlalı olan insanlarımız genelde Kayseri'yi kendine daha sıcak buluyor. Doğru mu? Aynen. Aynen. Nasıldı bu sene memleket? Bu sene memleket güzeldi. Bizim memleket biraz serin ama tatil yerleri falan çok sıcaktı. Yaptık mı tatil? Tatil yaptık. Alanya'ya falan gittik ama çok sıcaktı. Bir daha tercih etmem yani. Bir daha gitmem diyorsun. Yok, Kayseri, Sivas o yönde yani, serin yani. Daha peki güzel. Bir şey söyleyeceğim. Bodrum'a gittiniz mi daha önce hiç? Yok, gitmedik. Hiç gitmediniz mi? Gitmedik. Hiç nasip olmadı mı? Yok, olmadı. Hiç olmadı? Olmadı. Peki o zaman şöyle soralım abi. Bodrum, kafayı karıştırdım. Bu sıcak böyle olunca sevgili izleyenlerim iki lafı bir araya getiremiyoruz. Şimdi ben bir şey diyeceğim sana. Elimde bir biletim var. Evet. Uygun hesaplı sana bir bilet vereceğim. Evet. Ama bana cevabı, sorduğum sorunun cevabını verirsen. Evet, olur. Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi Bodrum ilçemiz hangi ile ait abi? Hangi ilimize ait? Bodrum bir ilçe. Düşün ki Bodrum'u sana getirmişim. Tamam. Ama hangi ilimiz? Denizli. Doğru mudur? O doğru diyorsa doğrudur, öyledir. Ya ne kadar güzel bir iş. Var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben bilmem diyor, eşim daha iyi bilir diyor. Yemin ediyorum, kaç yıllık evliyiz? Biz 17 yıla girecek. Maşallah. Allah daha uzun ömürler versin. Daha birlikte daim olun. Tabii bu iki güzel çiftin meyveleri de vardır muhakkak. İki tane oğlumuz var. Allah bağışlasın diyorum. Ama ne kadar güzel bir eş değil mi? Benim eşim diyor, kocam ne derse o olur diyor. Bak sen şimdi desen ki Bodrum Antarktika'ya da ait desen, yengem ne diyecek? Öyledir diyeceğim. Helal olsun. İkiletmem. Allah razı olsun. Yemin ediyorum örnek bir çift. Allah nazarlardan saklasın. Ekranda ikiletmem. Bu biraz tehlike. Ekran dışı ne yaparız?
Ekrana hiç çıkmıyor ki zaten. Bir kullanalım şimdi böyle değil mi? Ama yine de böyle mutlu aileleri görünce insan hele bu zamanda çok zor. Evet doğru. Değil mi? Güzel bir evlilik yapmak, sürdürmek çok zor. Ben buradan her zaman evli çiftlere sesleniyorum sevgili izleyenlerim. Eşinizin kıymetini bilin. Sevdiğiniz kadının kıymetini bilin. Veya sevdiğiniz erkeğinizin kıymetini bilin. Sevgi karşılıklı olur diyorum sevgili izleyenlerim. Severseniz böyle bak eşiniz ne diyor? Diyor ki kocam ne derse o olur diyor. Ne diyoruz abi Bodrum'a? Muğla'ya mı bağlıydı? Muğla mıydı? Muğla mıydı? Asi. Asi Muğla mıydı? Niye parmağını kaldırıyorsun sen? He? Muğla mıydı? Kameraman da sizden yana. Kameraman bu Asi var ya hiçbir zaman benden yana olmadı. Yıllardır böyle. Abi bak şimdi şöyle yapacağız. Ben sana bugün böyle bir torpil yapalım istiyorum Asi. Bilet aldık mı? Aldık mı? Bilet. Verdim. Veriyorum şimdi. Veriyorum. Ha, tamam oldu. Veriyorum. Süper. Asi bugün bir torpil yapalım mı? Bir kişiye değil. Verelim bugün. He? Ne diyorsun? Aslanım benim abi. Bu ne kadar torpilli. Babacan bak şimdi buradan şu aşağıdaki internet sitemize giriyorsun. İnternet sitemize giriyorsun. Adını soyadını hemen işleme koyuyorsun. Orada Kemal Bey var. Kemal Bey işlemleri alıyor zaten takipte. Sana en yakın seri içerisinde, bunun zamanın içerisinde hemen dönüş yapıyor. Kabul mü? Tamam. Bak görüyor musun? Muğla sana neler yaptırıyor. Hı hı, evet doğru. Bu arada. Selam. Kimlere? Muğlalılara. Muğlalılara. Eşine şu benim yanımda eşim seni seviyorum der misin? Seni çok seviyorum hayatım. Allah'ım uzun ömürle beraber yaşamamız nasip etsin. İsim nedir? Emine. Emine. Emine ne güzel böyle sakin sakin nereye gidiyoruz? Alışveriş yapmaya gidiyorum. Çalışmıyorsun galiba. Yok çalışmıyorum. Ama ben burada çok ilginç isimler görüyorum. Ensar, Birol, Emine. Yanı okuyamadım ama. Birol, Emine, Ferdi yazıyordu. Aile. Evet. Ne kadar güzel. Emine bu yıl tatil var mıydı? Yoktu ama 10. ayda var. Bu yıl Almanya'da yazı geçirdik diyorsun. Ama Ekim'de Türkiye'deyim diyorsun. Evet. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Hiç daha önce Bodrum'a yolun düştü mü? Yok düşmedi. Hiç gitmedin? Gittik ama biraz kısa. Yaklaşır mısın? Pardon. Bak sen kaçtıkça ben zorlanıyorum. Kısa gittik fazla uzun gitmedik. Kısa gittim fazla uzun gitmedim. Peki ben sana şöyle bir şey desem ki Bodrum ilçemiz Türkiye'de hangi ile ait desem ne dersin? Nasıl? Bir sana ben bir bilet vereyim. İzmir. Vallahi bravo bak. Gördün mü Emine'yi? Emine işte bu kadar başarılı diyorum ama bilemedi. Bilemedi. Yok bilemedi. Nereye ait olabilir? Hadi bir hak daha ver. Ya şimdi heyecandan aklıma gelmiyor. Aslında bilirim de normalde hani heyecandan aklıma gelmiyor şimdi. Nere olabilir sence? Bodrum. Ya Türkiye'de Antalya, Alanya yakın. Keşke Muğla deseydin. Muğla olabilir. Keşke Muğla deseydin. Kemal. Muğla deseydi Kemal'cığım senin bilet hazırdı. Verecektik diyoruz. Senin de bu sıcak muhabbetinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir şey değil. İsim nedir? Tugay abi. Tugay. Tugay harbi karizması. Sağ ol abicim sen de abici. Vallahi billahi harbi karizması. Sağ ol. Bizde sakal yok aslanım bizde sakal olsa senin gibi olacağız da. Seninki abi olsa seksi dur ya abi ya. Memleket nereye? Uşak abi. Uşaklıyım diyorsun. Uşaklıyım aynen. Yenge Hanım'la yoldasın herhalde. Aynen abi. Yani yoldasın derken sevgili izleyenlerim alışverişteler geziyorsunuz. Kardeş. He abi. Nasıl gidiyor? Burada mı yaşıyoruz? Burada yaşıyoruz abi. Tatil var mıydı 1453? Tatil abi bu sene yoktu. Bu sene vardı. Var mıydı? Kaçıncı ayda gittim ben? Dördüncü ayda gittim ben. Ha, erken gittin? Erken gittim. Ha. Çanakkale'ye gittik. Çanakkale'nin 100. yıl dönümünde orada oldun. Aynen abi. Helal olsun sana. Ya. Yengeyi de aldın. Yenge almadık. 20 kişiyle gittik biz arkadaşlar gittik grupla. İnsan yengeyi yanına almaz mı? Bir de onu götürür ecdadımızı orada göstermez mi? Ya bir büyüsün hamileydi aynen. Ha, anladım anladım. Evet. İsim nedir? Necmiye. Ne kadar güzel bakar mısın sevgili izleyenim? Bak bak işte meyve burada sevgili izleyenim. Aşkın, sevginin, mutluluğun her bir şeyin meyvesi burada. Allah bağışlasın. Allah sağlıklı büyümek nasip etsin diyoruz. Kaç yıllık evliyiz? Sen bir dur bakalım hanım ne diyecek ya? Sen şimdi oradan öyle dedin mi? Ekrandakiler ne diyecek sana? Kardeş diyecek. Aslında erkek, biz Türk erkekleri özünde çok centilmeniz sevgili izleyenlerim öyle değil mi? Öyle abi. Kardeşim hiç Bodrum'a yolun düştü mü? Daha hiç düşmedi abi ya. Hiç bundan gitmedin. Daha nasip hiç olmadı valla. Hiç nasip olmadı. Daha nasip olmadı ya. Peki nasip olmadı diyelim bak elimde bir tane böyle biletim var. Uygun hesapla bir bilet vereceğim sana. Eğer soruyu bilirsen nasip olsun sana diyorum ben ya. Valla Bodrum nasip olsun kardeşime ya. İnşallah ya.
Şimdi Bodrum bir ilçemiz, doğru mu? Aynen abi. Peki Bodrum bir ilçemizse Bodrum hangi ilimize bağlı? Hangi ilimize bağlı? Nasıl abi? Ya şimdi Bodrum bir ilçe. Tamam. Bir ilçede bir ile bağlı olur. Hangi ilimize bağlıdır? Bodrum hangi ilimizindir? Hadi aslanım, döktür, yık, ya bana bakar mısın? Aslanım benim. Ay ya, zobito, asi, vasfavus. Abi dilimde ama... Hadi aslanım, ha gayret. Neydi isim senin? Tugay abi. Tugay. Tugay, ver coşkuyu. Bak 1453 yazdırmışsın oraya. Bunu söylemek anıyla, şanıyla sana düşer aslanım. Bendeki gaza bakar mısınız? Vallahi sen gazı iyi biliyorsun ama biz dilimiz uçtu şimdi. Dilimiz... Yengem biliyordur yengem. Ben bilmiyorum. He? Ben zaten sen bilmiyorsun. Tamam. Sen bilme o zaman. Bu hadi. Arap kökenli zaten. Aa. Yenge Arap kökenli. Aa, Türk değil miydi? Arap Türklerden. Aa, ne kadar güzel. Tamam, o da iyi. Bana bir söyler misin? Hadi şu Bodrum ilçemizde hangiyle bağlı olduğunu söyle de neye sana bağlı şu abi yani? Şu bileti vereyim sana. Hadi. İndirimli şu Kemal kardeşimin bize elimize vermiş olduğu şu bileti verelim. Neydi bu arkadaşın adı Asi? Bu resimdeki arkadaşın adı? Aracan'dı değil mi? Ha, Aracan'dan sana bir bilet nasip olsun. Abi sen bir neydi o? Neydi ya? Hadi aslanım. Ben o zaman söylüyorum. Bileti de vermeyeceğim ama söyleyeyim en azından. Söyle abi. Bil. Muğla. Muğla ha. Ha. Vallahi dilim Muğla. Ha, dilin Muğla. Ucunda değildi. Muğla. Muğla. Kabul et. Dilin kabul ucunda et. Değildi. Değildi ama o yakınlardaydı. Hoş sohbet birazdan devam edecek. Mehmet Badan, o sizin için pişirmese de yaptığı onca güzel ağız tadının yanında herkes parmaklarını yiyor. Sebzeler, etliler, sütlüler onun marifetli ellerinden çıkınca sanat eserine dönüşüyor adeta. Sevgili izleyenlerim, işte her hafta ne demiştik? Bundan sonra lezzet köşemiz var demiştik. Bu hafta yine Almanya'nın gözde şehirlerinden biri olan Frankfurt'tayız. Yine Mehmet Badan'a konuk olduk. Bu hafta muhteşem yine bir menü bizleri bekliyor. Sevgili Mehmet Badan, bu hafta bizler için neler hazırlayacağız? Bugün, bu hafta iki çeşit menümüz var. Başlangıçta barbekü karides, barbekülü karides ve de ana yemek olarak da bonfile, üç çeşit hazırlanmış bonfile medalyons. Yani üç tane farklı madalyon hazırlayacağız, doğru mudur? Evet, evet. Bu meslek aslında yeni değil sende, çekirdekten geliyor değil mi? Ya tabii ben, yani çok eskilere gidecek olursak, biz Adanalıyız. Babam Adanalı, Adana'nın en ünlü kebapçısında ızgara ustasıymış. 1969-70'li senelerde Almanya'ya gelmişler, yerleşmişler. Yani bir nevi baba mesleği diyebiliriz bence yani. Babadan gelme bir meslek. Yani kısaca sevgili izleyenlerim, çekirdekten yetişmiş kardeşimiz. Hatta dilersen ben seni şöyle malzemelerin başına alayım. Şimdi ilk başta ne hazırlayacağız sevgili Mehmet? Geçen hafta normal standart steklerimizi, bonfile ve antrekotumuzu sunmuştuk. Bu hafta da biraz soslu hazırlanan stekleri sunmak istedim. Bir de başlangıçta güzel bir karides, barbekü shrimps adı. Başlangıçta barbekü shrimps, karides ve ana yemek olarak da triloji, yani üç çeşit bonfilenin üç çeşitli hazırlanmış türünü seyircilere sunmak istiyorum. Peki başlayalım o zaman sevgili Mehmet. İlk etapta neyle başlıyoruz? Karideslerle başlıyoruz. Tabii başlangıçta karidesle başlayacağız. Karideslerimizi pişireceğiz barbekü sosuyla, yanında yarım dilim limonumuzla. Başlangıçta bunu sunmak istiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Sözünü kesiyorum da Mehmet. Karidesin de özel bir ülkesi var mı? Hani etlerimiz özellikle Amerika'dan geliyor diyorsun. En iyi karidesimiz nereden geliyor? Vallahi en iyi karidesler Vietnam'dan geliyor. Ve İlginç. İlginç ve bunlar derin ürün olması lazım. Yetiştirme değil. Daha farklı lezzet oluyor. Daha intensif balık lezzeti veyahut da deniz ürün lezzetini tadıyorsunuz.
Peki, demek ki sevgili izleyenlerim, Karadis'in de yeri belliymiş. Başlayalım sevgili Mehmet. İlk başta herhalde Karadis'te başlayacağız. Tabii, doğru mudur? Şöyle bir şey, etin lezzeti bir yana, bir de göze de hitap etmesi lazım. Böyle ufak tefek dekorasyonlarımız olması lazım. Onun için de birkaç şeyler hazırladım. Sevgili Mehmet, şimdi ben seni baş başa bırakacağım. Ben de bu arada yerimi alayım sevgili izleyenlerim. Büyük bir heyecanla Mehmet Badan'ın yine o lezzetli menüsünü bekliyoruz. Sevgili Mehmet, seni ocağa alıyorum. Ben de yerimi alıyorum. Heyecanla bekliyoruz. Sevgili izleyenlerim, Mehmet Badan'la sizlere baş başa bırakıyoruz. Şu eşsiz lezzetli yemeği birlikte şahit olalım. Hadi bakalım Mehmet, kolay gelsin. Başlangıçta karidesimiz bitti. Ana yemek olarak, appetizer olarak barbekü gittikten sonra bonfile trilogi, bununla devam edeceğiz. Bunu ben genelde herkes kendi istediği gibi hazırlayabilir. Ben bunu farklı hazırlıyorum. 3 tane daire şeklinde tost ekmeğinden altına bir altyapı hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi. Et daha çok volümlü gözüküyor o zaman. Sonrası göreceksiniz. Etlerimizi yine her zamanki gibi tuzluyoruz. Karabiber ve tuz mutlaka ekmemiz gerekiyor. Görüyorsunuz. Evet. Evet, biraz da zeytinyağlı her zamanki gibi biraz masaj yapmamız gerekiyor. Şimdi etlerimiz de hazır. Bonfileler. Şimdi ızgaraya dönüyoruz. Sevgili Mehmet, şu an bu baharatıyla hazırlandı. İki tane de madalyonumuzu buraya aldık. Ne yapıyoruz şu an? Şu anda tabağımızı güzelce hazırlıyoruz. Sevgili izleyenlerim, bakın bir tanesi salatalığın organizesi, bir tanesi domatesle hazırlanıyor. Diğeri de nedir o? Ortadaki olan nedir? Bu tost ekmeği. Tabii. Altındaki yaprağı ne diyor? Çikore diyorlar. Çikore. Çikore. Ha, çikore. Sevgili izleyenlerim, çikore. Çikore ile hazırladık. Şu an sosumuz hazırlanmış. Nedir bu sosumuz? Bu karabiber sosumuz. Görüyorsunuz. Çok lezzetli bir karabiber sosu. Bir tanesinde madalyonlarımızdan bir tanesi karabiber soslu sevgili izleyenlerim. Ortadaki sanırım nedir o Mehmet? Baharatlı ortadaki olan, biraz acı. Ve bu son olarak kullanıldığım da Fransız hardalı. Dijon hardalı sosu. Onu da üçüncü yemeğimizi. Sevgili izleyenlerim, steamimizin üzerine Fransız hardalıyla Dijon dedik. Dijon. Dijon hardalını kullandık. Sevgili izleyenlerim, daha tatmadan ben eminim sizler şu an bu lezzeti tatmak istiyorsunuz. Ben sizin yerinize bakacağım. Muhteşem bir baharat kokusu var. Muhteşem bir koku alıyorum şu an. Harika bir hazırlık yaptı. Harika bir sunum. Şimdi dilerseniz birazdan tadına bakalım. Masada ayrıntıları Mehmet'le konuşmak istiyorum. Masaya doğru bir geçelim. Şu lezzeti birlikte bir tadalım diyorum. Hadi bakalım. Sevgili Mehmet, bugün yine birbirinden güzel iki tane menü hazırladık. Bir tanesi deniz ürünleri, diğeri et. Şimdi üç tane et farkı yaptık, üç tane madalyon yaptık. Bir tarafta hardal soslu Dijon diyoruz, Dijon sizlemiş. Bir tarafta damak tadımızı daha çok bizlere uyan baharatlı bir madalyonumuz var. Diğer tarafta da karabiber soslu hazırlanmış bir et sunumumuz var. Senin tarafında ise karideslerimiz var, barbeküsü. Barbekü soslu, evet. Bu daha çok herhalde senin fantezilerin diyebilir miyim? Yani Avrupa'yı gezdin, Amerika'yı gezdin. Evet. Onlar diyebilir evet, miyiz? Evet, onun karışımı. Zaten her aşçının kendine göre bir parmak lezzeti vardır. Evet. Damak tadı vardır. Bu da benim sunumum.
Ama yurt dışına böyle deniz ürünleri ağırlıklı appetizers, yani başlangıçta yenilen yemekler çok mevcut tabii ki. Ve sevgili izleyenlerim, bizler tekrar teşekkür ediyoruz Mehmet Badan'a. Bu hafta lezzet köşemizde sizlere aydınlatabildiysek, sizlere o lezzeti bizzat ekrandan sunabildiysek ne mutlu bizlere diyoruz ve her bir şey programı devam ediyor. Haftaya farklı lezzetler yine her bir şeyde olacak. Hızla tükenen doğal kaynaklar her geçen gün insanoğlunu alternatif enerji aramaya yöneltmektedir. Güneş enerjisi tükenmeyen kaynakların başında gelir. Türkiye'de güneş enerjisine ilgi bu sebeple her geçen gün daha da artmaktadır. Antalya'nın Gözde ilçelerinden biri olan Elmalı'dayız ve bu hafta sıcağı sıcağına yatırımlarımızdan bir tanesini konuşacağız. Öncelikle kolay gelsin. Tarık Bey, bu hafta bizlere neler anlatacaksınız? Biz burada Elmalı'da Türkiye'nin ilk 500 kW santrallerinden birisi olan Albayrak tesislerinin ilk santralini, hem Elmalı'nın hem de Türkiye'nin ilk 500 kW santralini kurduk. Burada Sayın Mustafa Albayrak Bey ile yatırımcımızla beraberiz. Elmalı ilçemiz tarım sektörüyle Türkiye'nin en önde gelen ilçelerinden bir tanesi. Burada bu tür soğuk hava tesisleri de buranın meyvelerini, sebzelerini tabii ki uzun süreli tutabilmek için depoluyorlar. Soğuk hava tesisleri bunlar. Bu sistemlerin en büyük giderlerinden bir tanesi elektrik gideri. Bunun üzerine de biz burada tabii ki çatılarında da ciddi bir alan olduğu için bizim için de güneşi gören alanlara ihtiyacımız oldu ve tarımsal alanlar değil, daha çok yapılı binaların üzerine sistem kurmak daha mantıklı geldiği için Elmalı'da gezerken diyeyim ya da pazar araştırmamızda bu tesisleri tespit ettik. Buradaki yatırımcılarımızı uzun süren bir zaman sonunda Türkiye'nin haliyle anlayacaksınız ki ilk santralleri, daha önceden bilinmemiş, görülmemiş santralleri, böyle güzel bir santral hem Elmalı'ya hem ülkemize kazandırdık. Ülkemizin cari açığını da biliyoruz hep beraber. Bu şekilde mücadelelerimiz devam ediyor. Hem yatırımcımıza sektörde rekabet edebilmesi için maliyetlerini minimum seviyeye düşürüyoruz. Hem ülkemizin cari açıklarını kapatmaya çalışıyoruz. Hem ülkemizde bu işi anlayan, bilen mühendisler, insanlar, ustalar yetiştirmeye çalışıyoruz. Sektöre faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili bizlere biraz bahseder misiniz? Nasıl? Yani nasıl buluyorsunuz? Bizim sektörümüz inşaat sektörü. Bir de ciddi bir 400'e yakında çalışanımız var. Bizim yıllık elektrik tüketimimiz 1 milyonun üzerinde elektrik tüketimimiz. Ciddi bir rakam. Evet, 1 milyonun üzerinde. Şimdi Tarık Bey bizi keşfettiğinde, Tarık Bey bizi bir yıldan aşkın bir süre bizi ekibiyle beraber ziyaret etti. En az 15 defa ben de bakıp usanmadan Tarık Bey'in ikna etmesini dinledim. Ağırladım, samimi olduk, birbirimizi iyice tanıdık. Tanıdıktan sonra ben kendime emanet ettim. O da kendisini bizim ticari kariyerimize, pozisyonumuza emanet etti. Bu yatırıma karar verdik. Peki Mustafa Bey, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu yatırım size ne kazandırdı? Şey kazandırdı bize. Nedir mesela? Bize, bana enerji sektörüne yönümü çevirtti. Yatırımcı olarak enerji sektörüne yönümü çevirmeme fikir oluşturdu, katkı sağladı. Ülkemizin %75 ile %90 arasında enerji açığını da olduğunu düşünürsek, dışarıdan, yurt dışından elektrik satın alarak yaşadığımızı düşünürsek, ben bu dağların, ben Orman Genel Müdürlüğü'ne, Orman Bakanımıza, devletimize de buradan sesleniyorum. Hiç ormanla alakası olmayan arazilerin enerji üretimini açılmasını talep ediyorum. Bizim kurmuş olduğumuz sistemler, yani maliyeti, ilk yatırım maliyetleri, geri dönüşümü çok da hızlı olsa ilk yatırım maliyetleri gerçekten çok yüksek olan sistemler. Yatırımcımızın dediği gibi düzgün bir yüklenici firma, ana yüklenici firma EPC,
eğer mühendisliğini düzgün yapmazsa, montajını da düzgün yapmazsa, sonradan vermesi gereken servisleri düzgün yapmazsa ya da sık sık servis vermek zorunda kalırsa yatırımcımızı rezil de edebilir, vezir de edebilir kelimesi. Çok doğru bir cümle, evet. Biz burada yatırımcılarımızı vezir diyelim, yani biz yatırımcılarımızı yüceltmek, daha iyi yerlere getirmek, bizlere güvenip teslim etmiş oldukları paralarla daha bereketli para kazanmaları için en doğru mühendisliği ve hiçbir şeyden kaçınmadan en doğru montajı, en doğru uygulamayı yaparaktan devam enerji sektörüne bizlerle beraber devam başka santraller yapmaları için sessiz bir şekilde ikna etmeye çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda Avrupa'daki yatırımcılarımıza da bu sektörde, burası enerjiye çok ihtiyacı olan bir tesis ama bunun haricinde normaldeki maddi durumu düzgün olup ve paramla nasıl bir yatırım yapacağım, ev mi alayım, arsa mı alayım, bina mı yapayım, fabrika mı kurayım, dükkan mı açayım diyen düşünen yatırımcılarımız için de geliştirmiş olduğumuz projelerimiz var. Bu projeleri onları dahil ederekten yapmış oldukları yatırımını 6 yıl ila 7 yıl arasında maksimum geri dönecek şekilde bu tür yatırımlara yatırımcılarımızı çekmeyi ve onları bu tür yatırımlarımızı tanıtmayı düşünüyoruz. Bu yapmış olduğumuz yatırım 10 yıl devlet alım garantili. Bunu bir hazine bonusu gibi de düşünebilirsiniz. Tabii ki bu yatırımın başına bir şey gelebilir, sel, fırtına, deprem gelebilir. Bunlarla ilgili de önlemlerimizi, sigortalarımızı aldığımız zaman kesinlikle bu yatırımın yanlış gitmesi için eğer bu işi yapan firma bizler gibi mesleğini bilen ve düzgün referanslara sahipse sadece tek riziko güneşin bir daha doğmaması kalıyor. Şu an az önceki bulunduğumuz yerin üst katındayız, çatı katındayız. Bütün panellerimizle birlikteyiz. Şimdi Tarık Bey'e ben mikrofonu uzatacağım. Tarık Bey, tam panellerin bulunduğu yerdeyiz. İşçilikten biraz bana kısa da olsa bahseder misiniz? Şimdi biz burada soğuk hava deposunun, biliyorsunuz Elmalı çiftçiliğiyle çok meşhur bir ilçemiz. Buradaki meyve sebze de burada depolanıyor. Bu binanın altında depolanıyor. Bizim biraz önceki gördüğümüz yerde inverterlerimiz vardı. Burada güneş panellerimiz var. Biz bütün enerji güneşin ışığından buradan alıp aşağıda inverterlerimiz sayesinde alternatif enerjiye çevirip burada vatandaşımızı, yatırımcımızı burada devlete mahsup etme pozisyonuna getiriyoruz. Burada şu anda önemli olan bu tür yatırımlarda çatılarda genelde seçemiyorsunuz. Güney cephesi yapayım, kuzey cephesi yapayım, evet, seçemiyorsunuz. Mecburen çatıya uymak zorundasınız. Ama çatılarda da ciddi bir rüzgar var. Şu anda da hafiften rüzgar hissediyoruz. Tabii kışın daha ciddi rüzgarlar var. Burada da çatı statiğine, yapılan işçiliğe, yapılan sağlamlığa, bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Burada doğru bir mühendislikle yapmış olduğumuz sistemi çatıya her yönden terazi alabileceğiniz şekilde simetrik bir şekilde yerleştirdik. Bu şekilde de hangi panelimiz hangi invertöre gidecek bunları yerleştirdik. Bu şekilde de elimize geçen doğru projelendirme, doğru montaj ve doğru yatırım daha iyi bir gelir. Mustafa Bey, işçiliği nasıl bulduk? Ne diyeceğiz bununla ilgili? Vallahi şimdi bir şey söyleyeceğim ama biraz abartı sayılmasın. Bizim muhasebe müdürümüz de bu konuyu son yatırımlarımızı bir toplantımızda konuşmamız esnasında abi en doğru seçtiğimiz firmalardan birisi. Biz burada bu yapmış olduğumuz tesisle bu yatırımın yaklaşık 300 bin lira gibi biraz daha üzeri ya da 300 bin lira yakın bir kısmını şu anda almış oluyoruz yatırımcımızdan. Geri kalan rakamları da yenilenebilir enerji ile elektrik maliyetini Albayrak ailesi için ve ülkemiz için bu tesiste, bu işletme için sıfırlara düşürmek istiyoruz. Tabii ki güneşten aldığımız enerjiyle. Yurt dışına giden benim 1 milyonun 250 bin lirası, %25'i yerli üretim, %75'i ithal üretim, 750 bin liranın yıllığın 300 bin lirasını ülkemizde kalmasını sağladığımız için yenilenebilir güneş enerjisiyle bunun mutluluğunu yaşıyorsun. Kalan 450 bin liranın da en kısa zamanda yenilenebilir güneş enerjisi veya diğerleriyle üretebilip de ülkemizde kalmasını diliyorsun. Ne kadar güzel söyledi. Bizler sevgili izleyenlerim, Mustafa Bey mutlu, Tarık Bey mutlu, bizler de mutluyuz. Bu mutlulukta hiç tempoyu bozmuyoruz. Her bir şey program kaldığı yerden devam ediyor.
sohbet devam ediyor. Şu an karizma mı karizma, yakışıklı mı yakışıklı, saçlar lüle lüle olan bir abimizle beraberiz. İsim nedir? Hayrullah Yıldırım. Hayrullah kardeşim. Evet. Memleket herhalde Karadeniz. Karadeniz, aynen. Nasıl anladım? Haydi bir. Ya sen anlarsın. Yani bilmiyorum vallahi nasıl anladım. Abi görünen köy kılavuz mu ister? Bak ama... Asi. Hadi uzaklaş Asi. Abim öyle yaklaşıp burnunu falan çekme var ya, ağzını burnunu kırdırırım senin ha. İyi mi abi? Aynen. Memleket nereydi abi? Gümüşhane. Gümüşhanelisin. Evet. Oo sevgili izleyenlerim bakın. Şimdi Gümüşhane denince hep akla şu gelir. Bayburtlularla hep böyle bir kızışma olur. Niye abi? Vallahi bilmiyorum. Bayburtlular Gümüşhaneliliği kabul etmiyor. Ha. Gümüşhaneliler de Bayburtluları. Ama ikisi de aynı olduğuna göre. Ne olacak abi? Bunun sonu ne olacak ya? Sonu Allah bilir. Bu sene izin var mıydı? Bu sene maalesef yoktu. Hiç gitmedin. Kaç senedir, sene... kaç zamandır gitmiyorsun? Bir senedir gitmiyorum. Bir senedir gitmiyorum. Evet. Peki Erlu abi, hiç yolun Bodrum'a düştü mü tatile? Vallahi doğrucası hiç düşmedi. Ne zaman Türkiye izini yaptıysak her zaman İstanbul'a düşüyor. Hiç Bodrum'a gitmedin mi? Yok maalesef. Ama Bodrum nasıl bir yer olduğunu biliyorsun değil mi? Duyuyoruz. Bak şimdi ben bugün haftanın böyle çok tatlı bir sorusunu hazırladım. Çok kolay bir sorusunu hazırladım. Eğer o soruyu bilirsen elimde bir biletim var. En uygun, en hesaplı bir şekilde Aracan, bu kardeşimizin adı Aracan. Kardeşim şöyle görüyorsun değil mi? Aracan'ı görüyor musun Asi? Yakın planda bir görelim onu. Sana bir tane 10 numara bir süper bilet vereceğim. Şimdi bana dersen Bodrum ilçemiz hangi ile ait oldu, hangi ile ilimize ait olduğunu söylersen hazır elimde. Yani il... Bodrum bir ilçe. Bir ilçe, aynen Antalya. Bir ilçe ama nereye bağlı, hangi ilimize bağlı? Abi düşün, şimdi Gümüşhane Kerkük var değil mi? Kerkük, he. Nereye bağlı? Gümüşhane'ye bağlı. Of nereye bağlı? Trabzon'a bağlı. Aynen. Tamam. Bodrum nereye bağlı abi? Bodrum... Hmm. Aha şimdi yakalandık galiba ya. Söyle bakayım, belki de bildin. Az önce söyledin. Antalya. Antalya. Evet, evet işte bu. Antalya diyerekten abim salladı ve tutturamadı sevgili izleyenlere. Tutturabilirdi ama Antalya diyerekten patladı. Aynen. Patladın abi. Nereye bağlı? Ben o zaman söylüyorum nereye bağlı olduğunu. Biletimi de alıp gidiyorum. Muğla'ya bağlıydı. Muğla'ya bağlı. Ya, ya, ya. Bak şansa bak. Merhaba abi. İsim nedir? Mehmet Aydın. Mehmet Aydın. Aydın. Evet abi. Az önce ne güzel söyledin, toprağım toprağım dedin, ne güzel. Memleket nere? Çorum. Abi Çorum'un mu leblebisi meşhurdur yoksa Denizli'nin mi ya? Abi Denizli'nin nohudu meşhur. He. Çorum'un yapılışında Çorum'dan meşhur. Ben Çorum'da çalıştım leblebi yerinde. Kavurması neyi? Çorum'a ait. Kavurması neyini yaptı abim? Ay canını evet. Yirim seni. He. Kavurması şeyi Çorum'a ait ama nohut olarak da Denizli'ninki meşhur. Bu sene izin var mıydı? Abim 5. ayda gittim ben izine. He. Yani 10 gün. Bayağı olmuş. 10 gün 12 gün durup da geldim. He fazla kalmadı. Memlekete mi gittin? Memlekete gittim evet. He. İyi. Tatil matil? Tatile gidemedik. Tatile gidemedin. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Hiç Bodrum'a yolun düştü mü? Düşmedi abim. Haftanın sorusu sevgili izleyenlere. Bodrum'a niye yolu düşmemiş? Bir abimize soracağız. Niye yolu düşmemiş değil, Bodrum'u soracağız. Bodrum tatlı, şirin, Türkiye'mizin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Doğru mu? Doğrudur abi. Peki Bodrum hangi ilimize bağlı abi? İzmir. Nere? İzmir. Evet. Evet. İşte bu Asi. Hani abim bilmezdi? Bak gördün mü? Abim daha lep demeden leplebiyi İzmir diyerekten çörtladı. Çörtladı abi. Kaderimiz böyle. İzmir'den çıktık. İzmir'den çıktık abi. Denizli'yi geçtik. Onu da geçtik. Ondan sonra nereye geliyor? Denizden sonra nereye? Asıl söyle nereye geliyor? Türkiye'nin en köşe yeri. Türkiye'nin en köşe yeri. Güneybatı'daki en köşe yer. Muğla. Aslanım benim. İşte bu. İşte bu. Yemin ediyorum seni tebrik ediyorum kardeşim. Abi, vallahi bugün olsun. Çok böyle bonkör davranacağım. Bak altta adresi görüyorsun. Evet, internet sitemizi görüyorsun. Evet, internet sitesine giriyorsun. Evet, ismini soy ismini yazıyorsun. Evet, orada sevgili Kemal Çınar kardeşim hemen yakından seninle bir zat ilgileniyor. Evet, ve ardından sana en uygun en hesaplı bileti veriyor. Belki de Bodrum'a verecek. Kim bilir? Doğru abi. Belki de görecek. Belli mi olur? Aynen. Toprağım hadi buradan bir selam söyle. Neden abi? Ben selam söyle bakayım. Oğlum. Hadi söyle bakayım. Çüş dede. Çüş demede. Selamun aleyküm dede. Lan oğlum dedem nasıl çüş anlayacak lan? Selamun aleyküm dede. Ay dedesi seni yesin. Aslanım adın neydi? Abdümü Talip. Kaç yaşındasın? Ah.
Acht, jawohl, acht yaşında. Kaça gidiyorsun? Sechste Klasse. Dritte. Ben niye öyle abarttım ya, sechste Klasse. Çok biliyormuşum gibi. Tabii ki dritte Klasse'ye gidiyor. Kardeşim isim nedir? Ümit abim. Ümit. Ümidim aslanım. Şu karizmaya bak. Şu karizmaya bak, bir de bana bak. Bir kardeşime bak, bir de bana bak. Abi öyle deme ya. Yok yok. Öyle memleket nere Ümit? Zonguldak abi. Ereğli mi? Gökçebey. Hep o taraf değil mi bu Gelsenkirchen? Hep o taraf dolu ya. İyi. İzin yaptık mı? Bu sene yapmadık. Gitmedi mi? Sene inşallah. En son ne zaman gittin izine desem Ümit? 2 sene önce. Bayağı da olmuş değil mi? Olmuş ya, çalışıyoruz, ne yapalım. Ne iş yapıyorsun kardeşim? Security mezunuyum. Kardeşim hiç efendim? Bodrum'a yolun düştü mü Ümit? Yok abi, düşmedi. Hiç mi düşmedi? Hiç düşmedi ya. Ama Bodrum'u duyuyorsun. Duyuyorum. Peki kardeşim, şimdi sana elimde bir tane muhteşem bir biletim var. Ne sana, bilet abi mi? Sana uygun hesapla bir bilet vereceğim. Aracan bu kardeşimizin adı. Ben şuradaki internet sitemize gireceğim. Sana uygun bir bilet vereceğim ama soruyu bilirsen. Tamam. Bodrum bir ilçemiz. Doğru mu? Bir ilçe yani orası. Tamam. Peki o ilçemiz hangi ile ait desem ne dersin? Vallahi bilmem ki ne abi. Yok, bileceğiz. Kararlıyız bugün Ümit, bu işi çözeceğiz. Hangi ilimize aittir? Şimdi sen mesela nereden geliyordun? Zonguldak. Neresinden geliyordun? Gökçebey. Orası bir ilçe değil mi? Hangi ile bağlı? Zonguldak'a bağlı. Zonguldak'a bağlı. Ha. Bodrum peki hangi ilimize bağlı? Bodrum'a bağlı olması gerek. Olmadı. Türkiye'ye. O tamam ama il olarak, şehir olarak nereye bağlı? Bodrum nerede kalıyordu ya? Söyle bakalım. Vallahi bilmiyorum ki ne abi. Bilmiyorsun. Vallahi bilmiyorum. Ya gördün mü kardeşim? Eğer bana Muğla deseydin sana bir tane süper bilet verecektim. Buradan rahat rahat en uygun en hesaplı bileti problem sana verip gönder. Problem yok değil mi? Problem yok abi. Şuradan bir selam olsun. Gönderelim mi? Selam gönderir. Kime gönderir? Aileme, bütün ailemi, Kadam ailesine yolluyorum. Hoş sohbet haftaya yine var. Her bir şey ekibini gördüğünüz yerde gelin sohbet edelim. Sesiniz sohbetiniz her bir şeyde olsun. Avrupa'da eğlence sektörü birçok alternatife sahip. Ayhan Yıldız eğlence sektöründe önemli başarılara imza atmış bir iş adamımız. Kendisiyle geçmişten günümüze bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Sevgili izleyenlerim, bu hafta başarı öyküsünde Avrupa'nın herkesin yakından tanıdığı Sayın Ayhan Yıldız'a konuk olduk. Ayhan Bey, öncelikle merhabalar, kolay gelsin. Hayırlı olsun. ŞoTürk'te bomba gibi programlar gidiyor. Geçen hafta izledim. Muhteşemdi. Tabii ki tebrik ettim. İyi ki aramışsın, yine bu araya geldik işte. Sağ ol. Ekibinle gelmişsin bugün. Muhteşem. Değişiklik var. Yenilik var. Bunlar güzel şeyler. İnşallah uzun zamandan beri beklediğimiz o eski günler yine gelir. Daha farklı, daha modern, daha hızlı. Böyle Avrupa'da herkesin bileceği eğitime, Türkiye, kardeşlik, her şey olabilecek bir program olur. Spor da içinde olmak tabii şartıyla. Bugün günümüzde çoğu spor olacak zannedersem. O yüzden hayırlı olsun diyorum. Ayhan Bey, çok teşekkür ederim. Bugün birbirinden ilginç sorular hazırladık. Tabii bu soruları sizlere hazırlarken çok da zorluklar çektim. Avrupa'da ilk gece hayatına imza attınız ve dolayısıyla gençlere bir eğlence sektörü açtınız. Yani bu neydi? 25 yıl önce bir Türk popu, bir disco dediğimiz cümleyi Avrupa'da kazandırdınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Biz hafta sonu gençler ne yapabilirdik? Ayda bir kere böyle ne bileyim diskoya gitme imkanımız olduğu zaman bizim için mutlu verici bir şeydi. Ve o zamanlar biz işte diskoya giremiyorduk bir Türk olaraktan. Kapıda bizi hiçbir zaman almıyorlardı. Biz arkadaşlar olaraktan tabii üzülüyorduk. Yani o zamanlar bir diskotenin sahibini, bir eğlence yapan sahibini tanımak, bugün ne bileyim Cumhurbaşkanı tanımak gibiydi bizim için. Çünkü el versin, el verdiği zaman o bize el verdi, selam verdi diyorduk. Çünkü niye? Bağlantıyı kurmaya çalışıyorduk, komünikasyonu kurmaya çalışıyorduk ki oraya girebilirim diye. Hep içimden böyle geçiyordu. Lan bir gün dedim, bir gün inşallah böyle bir diskomuz olsa var ya diyor, ah hiçbir şey istemeyiz diyor. Bilmem ne işte arkadaşlar arasında böyle konuşuyorduk, espri yapıyorduk. Ve gerçekten bugün geriye dönüp baktığım zaman bunların gerçekleştiği için bunlar yani bir şekilde o zamanları bize o acı, o andaki hani hareket ve bir gün gerçekleştiği için çok mutlu olduk tabii ki. Biz o zamanları ilk gecemizi salonlarda yapmaya çalıştık. Ayda bir kere veya iki ayda bir kere ve kasetlerle yapıyorduk.
kasette her bir tane şarkı hit oluyordu. O şarkılardan işte 50-60 tane kasetlerimiz olurdu. Halay bilmem ne hepsi. Arkadaşlar 3-4 tane herkes bir teybini getirirdi. Oradan çıkardık onu takardık, ondan çıkardık onu takardık. Böylelikle bir geceyi tamamlıyorduk. Benim katıldığım 15 yılda gördüğüm Türkiye'deki bütün sanat camiasını o gece hayatının içine de kazandırdınız. Yeni bir kapı, yeni bir ufku açtınız. Bizim bir hedefimiz vardı. İlk kimsenin yapmadığı olay yapmak. Benim de her zaman burada bir konuda bir adım önde olmak istedim. O zamanlar işte bu eğlence sektörüne başladığımız zamanlara hiç kimse bu işi yapmıyordu. Bir öğrenebileceğiniz bir insan yoktu. Hani siz şimdi bu programı yapıyorsunuz, başlıyorsunuz. Daha önce bu yapan programcıları biliyorsunuz nasıl yaptığını, ne ihtiyacı olduğunu. Bizim o zamanlar öyle bize öğretecek, yol gösterecek, yardım olacak veya maddi destek verecek imkanlara hiç sahip değildik. Öyle başladık. Yani bugünkü teknoloji bizim elimizde o zaman olsaydı, inanın ki çok daha güzel yerlere gelmiştik. Peki Ayhan Bey bir şey söyleyeceğim. Ayhan Yıldız zoru seviyor galiba. Öyle diyebilir miyiz? Zoru başarmayı seven bir insan mıyız? Kesin zoru olmayan şeyi yaptığınız zaman zaten ondan bir anlam alamazsınız. Ondan bir verim alamazsınız. Para da kazanmak çok zor. Yani hiç kimsenin yapmadığı bir iş yapacaksınız. Hiç kimsenin inanmadığı bir iş yapacaksınız. Ve yaparken de ilk siz olacaksınız. Ben Almanya'ya geldiğim günden beri hani bunu Allah'ıma şükür olsun diyorum. Her zaman benim annem, babam ne gerekiyorsa, bir evlatlar ne verebiliyorsa gece gündüz demezden hep bizim için uğraştı. Yani bize evde bir aile ortamı yarattı. Biz bugün bunu yapamıyoruz mesela. Çok şanslıyım. İyi bir annemiz oldu, iyi bir babamız her zaman bizim yanımızda oldu. Ve babaların o zamanları çalışmaları çok zordu. Annelerin hele daha da zordu. Biz hatta o zaman ufak yaştayken temizliğe bile anne babamızdan giderdik. Yani annemizden giderdik hafta sonları, hafta arası annemizden giderdik, yardım ederdik. Babalar hafta sonu geldi mi mecbur bizi gezdirecekti, iyi giyinecektik, iyi bir örnek olacaktık. Yani o zamanları bile biz öf ve adetlerimiz hiçbir zaman aile unutturmuyordu. Gerekirse Türkçe'yi bize öğretiyordu baba, gerekirse hafta sonu. İnanın ki Grand Tuvalet'ten yani öyle geziyorduk. Bizim kravatımızı takarak da çıkıyorduk. Yani özlem duyuyordun. Bir hafta sonu gelsin de anne baba bizi gezdirsin bir yere gidelim. Son yıllarda şunu görüyorum. Spor camiasında çok renklisiniz. Özellikle milli takımımızda olsun. Gerek gururumuz Galatasaray olsun, gerek Sayın Fatih Terim'le birlikte olan diyaloglarınız olsun, çok renkli bir hayatınız var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Özellikle spor camiası ile ilgili. Spor çok önemli. O yüzden artık sporu seviyoruz. Yaşta geldikçe insan hep geleceğini, kendini daha çok düşünüyor. Ve buna da dikkat etmemiz lazım. Herkese de tavsiyem. Ben ilaç kullanmayan bir insanım. İlacı hiç sevmem. Ancak ihtiyaç olduğu zaman da gerçekten ilaca veya doktora giden bir insanım. Sık sık doktora giden de değil. Her zaman spor yapacaksın. Evinde spor yapacaksın. Yüzmeye devamlı gireceksin. Koşunu yapacaksın. Dışarıda temiz hava, oksijen alacaksın. Yani bu nereye gidersen git. Mesela milli takıma gidiyorum. Kaldığımız otelde. Oradaki hocalarımız hepsi arkadaş olmuş yıllardan beri. Çünkü düşünün 96-97'den beri yani yaklaşık 20 sene. Yani her zaman birileriyle birliktesin orada, tanıyorsun. O antrenör olmuş, yönetici olmuş, bilmem ne. Ben de oraya gittiğim zaman bile gidiyorum onlarla birlikte fitness'e iniyoruz. Fitness'imizi yapıyoruz, anlatabiliyor muyum? Bir yarım saat, bir saat yani. 10 gün, 15 bin kampta hem spor yapıyorsun, hem maçına gidiyorsun, maçı izliyorsun, hem analiz yapıyorsun, hem o insanın arasında bulunuyorsun. Ve bu motivasyon demektir. Spor her yerde yapabilirsiniz. Büroda da yapabilirsiniz yani istediğiniz zaman. Yeter ki isteyin. Sporu sevin, sporu isteyin. Spordan hiçbir zaman zarar gelmez. Kimseye zarar gelmez. Çünkü niye? Sporu yaptığınız zaman dinç oluyorsunuz. Kafanız daha çalışıyor. Hatta sporu koşun bakayım, gidin hani ormana koşmaya başlayın. O anda koşarken bile o bir saatte veya yarım saatte aklınıza bir çok şeyler geliyor. Son 3 hafta, 4 hafta hep Türk milli takımla birlikte oldum. Fatih Hoca'yla birlikte oldum.
onun bana katkısı çok oldu. O bana çok yardımcı oldu her konuda. Ona özellikle teşekkür etmek istiyorum. Avrupa'da var olmanın da onun çok büyük katkısı var her konuda. Ailece de her zaman yanımızda oldu. Biz artık ikinci nesiliz. Şu anda babam, annem dönecekti. Daha yeni yeni dönüyorlar. Artık 3 ay, 4 ay Türkiye'de kalıyorlar. Geliyorlar, bizi de bırakamıyorlar. Belki bizler de öyle olacağız. Çünkü ben Türkiye'ye alıştım. Türkiye'mi seviyorum. Bizim çocuklarımız burada. Onlar 3. 4. nesil. Onların işi biraz daha kolay bizimkinden. Onların tek kolay olmadığı bir şey var. Türklüğünü unutmayacaklar. Örf ve adetlerini unutmayacaklar. Kesinlikle. Yere gelince cuma günü camiye gidecekler. Birlik beraberlik olacaklar. Kardeşlik olacaklar. Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'sini hiçbir zaman ayrılmazdan bir olacaklar. Avrupa'da okuyacaklar. Mesleğine önem verecekler. Okuyacaklar, okuyacaklar, başarılı olacaklar. Artık Avrupa'da bizim vazife görevimizdir. Biz işçi olarak burada çalışmak istemiyoruz. Benim de hedefim oydu. Hiç kimse kendiliğinden ne zengin olmuştur, ne o başarıyı hiç çalışmazdan, yok ufak işte 6 saat, 7 saat, 8 saat çalışmakla bu işler hiçbir zaman olmaz. Kesinlikle içi sevecek dedim ve inanması lazım, sabretmesi lazım ve öyle günde 8 saat, 10 saat hayatta başarı olacak diye düşünmeyin. Karasu bugün geldin, ben seni bugün normalde ben herkese bir tane forma veriyorum, yanlış anlama. Ama sana iki forma veriyorum. Bir, Galatasaray formasını vereceğim. Galatasaray forması hepsi imzalı. Çok gördüğün teşekkür gibi. Ediyorum. Tamam çok mı? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Ayrıca ediyorum. Şey reklamları yapmayalım. Tamam dört yıldızlı yeni formamız ve yeni bütün forma. Futbolcularımızın bir de, imzasıyla. Bir de yani düşün, milli takım forması. Bundan sonraki televizyonculuk hayatında da başarılar diliyorum. İnşallah Show Türk'te, Avrupa'da hep başarılı olsun. Yarın bugün biz seni Türkiye'de görürüz. Bizler bu hafta başarı öyküsünde Sayın Ayhan Yıldız'ı konuk aldık. Başarı hikayesine birlikte şahit olduk. Sizlerle paylaştık sevgili izleyenlerim. Kim bilir belki de önümüzdeki hafta farklı başarılı iş adamlarımıza konuk olacağız diyor. Ve her bir şey program temposunu hiç ama hiç bozmuyoruz. Her bir şey kaldığı yerden devam ediyor. Müzik dünyasında yıldızı parlayan Bünyamin Bingöl'ün klibini hep birlikte izliyoruz. Yaşanmış bir aşkın öyküsü bu. Yalnız bir adamın haykırışı bu. Yaşanmış bir aşkın öyküsü bu. Yalnız bir adamın haykırışı bu. Artık ben kalamam buralarda, elveda. Hoşça kal, gidiyorum uzaklara. Artık ben kalamam buralarda, elveda. Hoşça kal, gidiyorum uzaklara. Şimdi pişman olsam bile neye yarar? İsmini anmayacağım ölüme kadar. Sana son bir sözüm var gülüm, dur dinle. Sen hain misin? Sen vefasızsın. Sen ömrüm.
yeter ki bana her şeye bedel. Hiç sevmesen bile varlığın yeter. Sen gel yeter ki bana her şeye bedel. Hiç sevmesen bile varlığın yeter. Artık ben kalamam buralarda elveda. Hoşça kal gidiyorum uzaklara. Artık ben kalamam buralarda elveda. Hoşça kal gidiyorum uzaklara. Şimdi pişman olsam bile neye yarar? İsmini anmayacağım ölüme kadar. Sana son bir sözüm var gülüm, dur dinle. Sen hain misin? Sen vefasızsın. Sen ömrün. Bitti günün süresi, batıyor güneş. Size dönük bizim yüzümüz. Kah eğlenmek, kah gülmek, kah kara kara düşünmek için. Bu haftalık da bu kadardı. Haftaya yine görüşeceğiz. Her bir şey devam edecek. Bir haftalık koşuşturmacanın ardından geldik bizlere ayrılan sınırlı zamanın sonuna. Ama önümüzdeki hafta aynı günde ve aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Enerji Tarık Sarvan her bir şeyi sundu.